Merhaba. İktisada giriş 1 dersinin 6. ünitesi olan tam rekabet piyasasıyla ilgili bir soruyu yanıtlamak üzere birlikteyiz. Sorumuz, rekabetçi işletmenin kısa dönemde arz verisiyle ilgili. Verilen bir şekil üzerinden bize, rekabetçi firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerin hangisidir diye sorulmuş. Şimdi kısa dönemde rekabetçi bir firmanın arz eğrisinin ne olduğunu belirlemek için arkadaşlar, firmanın üretmeye devam etme veya üretimden vazgeçme kararını anımsamamız gerekir. Firma, fiyatın ortalama değişken maliyet üzerinde olduğu durumda üretmeye karar verir, devam eder. P eşittir AV ise kayıtsızdır. Yani üretime devam edebilir, üretimden vazgeçebilir de. Biliyorsunuz denge koşulu MC eşitliği olduğu için ve rekabetçi firmanın MR değeri de P'ye eşit olduğu için bu kuralı bakarken MC eğrisinin AVC eğrisi üzerinde kalan kısmına bakarız, yoğunlaşırız. Yani tanım gereği rekabetçi bir firmanın kısa dönem arz eğrisi arkadaşlar, şu ekranda gördüğünüz kırmızıya boyadığım marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmı olacaktır. Şimdi bunu belirledikten sonra tek tek yanıtlara bakalım. MC'nin A ve C noktaları arasında kalan kısmı. Zaten A noktasında bir kere B ile A arasında firma üretimde bulunmaz. Dolayısıyla burası firmanın kısa dönem arz eğrisine dahil değildir. MC'nin B noktası üzerinde kalan kısmı. Doğru yanıtımız bu zaten. C noktası üzerinde kalan kısmı, hayır. Bu ortalama toplam maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmı ki zaten bu sadece firmanın kar ettiği kısmı gösterir. Oysa firma kar etmese bile, belli bir zararı söz konusu olsa bile üretmeye devam etmesi, hiç üretmemesine rağmen daha karlı olduğu için ATC üzerinde kalan kısmı ne değil, AVC üzerinden bunu yapar. B ve D noktaları arasında diye sadece birlemişiz. Hayır. B, AVC üzerinde kalan tüm kısmının olması gerekir. AT eğrisinin C ve E noktaları arasında kalması zaten bununla ilgisi olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla sorunun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. MC'nin yani marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde yani şekilde B noktası üzerinde kalan kısmı olacaktır.